Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban'ın, ülkenin İran sınırındaki İslam Kale sınır kapısını ele geçirdiği bildirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili, Taliban'ın Herat vilayetinin batısındaki İslam Kale geçiş noktasını kontrol altına aldığını belirtti. Öte yandan İran medyası, İslam Kale sınır kapısının Taliban tarafından ele geçirildiğini teyit ederek birçok Afgan askerinin kaçarak İran'a sığındığını bildirdi. Taliban sözcülerinden Zabiullah Mücahit, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Taliban mensuplarının sınır kapısının bulunduğu noktada havaya ateş açarak kutlama yaptığı bir videoyu yayınlayarak, İslam Kale'de kontrolün ele geçirildiğini duyurdu. İslam Kale sınır kapısı, Herat vilayetine 120 kilometre mesafede bulunuyor. Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı. Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Afganistan'ı ulus inşa etmek üzere işgal etmediğini savundu. Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise, Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük, ifadesini kullandı. 20 yıllık işgalden sonra Afganistan'da daha fazla kalmanın işe yaramayacağını ifade eden Biden, daha kaç bin Amerikalı kızı ve erkeği riske atmaya razısınız. Orada daha ne kadar kalmalarını isterdiniz? Zaten 20 yıl önce anne ve babası Afganistan'da savaşan askerlerimiz var şu an orada. Onların çocuklarını da torunlarını da gönderir misiniz? Kendi oğlunuzu veya kızınızı gönderir misin? 20 yıl sonra Afgan ulusal güvenlik ve savunma kuvvetlerini eğitmek ve donatmak için harcanan 1 trilyon dolar, öldürülen 2448 Amerikalı, yaralanan 20722 asker ve akıl sağlığında görülmemiş bir travma ile eve dönen binlerce askerden sonra yeni bir nesli farklı bir sonuca ulaşmak için makul bir beklenti olmadan Afganistan'a savaşa göndermeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri, bugün karşı karşıya kaldığı tehditleri karşılaması gerekirken 20 yıl önceki politikalara bağlı kalmayı göze alamaz dedi. Biden, hiçbir ülkenin ABD kadar Afganistan'ın arkasında durmadığını ifade ederek, ancak 20 yıllık deneyimimiz bize gösterdi ki ve şu andaki güvenlik durumu da bunu doğruluyor, Afganistan'da bir yıl daha savaşmak, orada sonsuza kadar kalmanın tarifinden başka bir şey olmayacak dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jensaki de Afganistan işgalinin sona ermesiyle bir zafer ilanı yapmayacaklarını belirterek, işgal için bu 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş dedi. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Saki ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi. Saki, Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda binlerce Afgan'ı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak diye konuştu. Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Saki, bu taşınma sürecinin ise Ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti. ABD'nin Pasifik'teki Guam adası dahil Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor. ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini dile getiren Sakib, bugün aldığımız kararı almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu diye konuştu.